İzleyenler bakın bir soru soracağım. Çanakkale üzerinde subaylar üzerinden de çok tartışma yapılıyor. Bugün 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümü sevgili izleyenler, kara savaşları değil. 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve bugün o kutlanıyor. Şimdi kimseye karşı bir kinimiz veya öfkemiz yoktur. Kimseyle de bir derdimiz yoktur ama tarih doğru anlatılmalıdır. Bugün verilen ilanlarda, yapılan konuşmalarda ve paylaşılan mesajlarda sanki Mustafa Kemal Paşa'nın da deniz savaşlarında varmış ve savaşı o kazanmış gibi bir ifadeler kullanılıyor. Siz de denk geliyorsunuz. Peki Mustafa Kemal deniz savaşlarında var mı? Mustafa Kemal denizci miydi? Hayır. Mustafa Kemal 24 Nisan, bırakın 18 Mart, Mart ayı bitiyor. Nisan'ın da 24'ü, yani bir aydan sonra, deniz savaşlarından bir ay sonra Çanakkale'de bizzat kara savaşlarına katılıyor. Onun öncesinde Mustafa Kemal yok. Peki buna rağmen nasıl oluyor da deniz savaşlarının kutlandığı bir günde bile her şeyi ona yıkıyoruz? Bu peki, bu durum Çanakkale'de öyle şehit olan 250 bin Mehmetçik'le bu paşalarımıza haksızlık değil mi? Peki Çanakkale Savaşı'nın unutulan paşalarını, bakın Mustafa Kemal Paşa sevgili izleyenler Çanakkale'de yarbay rütbesiyle katılıyor ve sorumluluk ve rütbe olarak 42. sırada. Peki bir lise talebesine soralım. Esat Paşa kimdi? Vehip Paşa kimdi? Enver Paşa ne iş yapardı? Cevat Paşa'nın sorumluluğu neydi? Selahattin Adil Bey ne yaptı? Hangi konularda yetkiliydi? Bunlar sadece birkaçı sevgili izleyenler. Orada onlarca Osmanlı subayı var. Paşa düzeyinde. Mustafa Kemal gibi yarbay da değil. Denizci var, karacı var sevgili izleyenler. Ve sadece 600'e yakın da Alman subayı var. Generalinden yüzbaşısına kadar. Peki neden hiçbirinin adını bilmeyiz? Mesela asıl müstahkem sorumlu komutanı Cevat Paşa'yı, Selahattin Adil Bey'i neden hiç kitaplarda denk gelmeyiz ve liselilerimiz bilmez? Geçtiğimiz yıllarda Sarıyer'de bir konferansa gitmiştim. Çanakkale'deki komutanlarımızdan iki tanesini söyler misiniz dedim. Bir tane kişi çıkmadı kocaman salonda. Yazık, günah değil mi? Peki bunlar bu memleketin subayları değil mi? Bunlara haksızlık etmiyor muyuz? Sadece bunlar da değil. Burada sadece birkaç tanesini gösterebiliyoruz. Bir başkasını yüceltirken, dev yaparken bir başkasının emeğini çöpe atma hakkımız yoktur. Kaldı ki tekrar soruyorum. 18 Mart'a değil, 24 Nisan'a kadar Çanakkale'de olmayan ve savaşmayan Mustafa Kemal'i nasıl deniz savaşında kahraman gösterirler? Bu soruya cevap istiyorum. Ne alakası var? Bu sorunun cevabını vermeleri gerekiyor.